Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Sanırım son 2 aydır hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Öksüz büyümüş biri olarak sevgiye çok muhtaç oluyor insan. Ve sevdiği bir insanı bulunca da gerçekten ona çok bağlanıyor. 2 ay olmasına rağmen Nuray'la çok iyi anlaşıyoruz. Özellikle de iş çıkışında beraber aktiviteler yaparak çok eğleniyorduk. 2. ayın sonlarına doğruydu. "Sana bir şey söylemek istiyorum," dedi. Şaşırdım çünkü ciddi bir yüz ifadesi vardı. Konuşmaya başladı 3 ay oldu ama biliyorsun benim de annem babam yok. Ablamla beraber kalıyorum. Doğal olarak ablam da kiminle gezdiğimi öğrenmek istiyor. Seni pazar günü akşam yemeğine çağırdı. Açıkçası harika bir haber. Ama heyecan, adrenalin derken bir anda terlemeye başladım. Mırın kırın eder sesler çıkardım. "Gelmek istemiyor musun yoksa Erdem?" "Saçmalama Nuray, gelmek istemez miyim? Bu çok önemli ve büyük bir adım. Tabii ki gelmek istiyorum. Ama hiç beklemiyordum. Direkt böyle söyleyince afalladım." "Tamam o zaman geliyorsun. Ablama söylüyorum. Senin en sevdiğin yemekleri de yaparız. Geliyorsun değil mi?" "Tamam, geliyorum," dedim. Sıkıca sarıldıktan sonra ayrıldık. Ev arkadaşım olan Fatih'e mesaj attım. "Evdeysen dışarı çıkma, konuşacağımız var," diye. Eve geçtiğimde heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Durumu anlattım. "Harika bir haber oğlum işte. Yuva kurmaya adım atıyorsun. Ancak işler çok ciddiye bindiğinde kızlar genelde aileleriyle tanıştırır. Demek ki sana bu kadar kısa sürede güvendi. Hadi iyisin yine." "Oğlum bakarsın ablası da güzeldir, bana ayarlarsın ha," dedi. "Dur lan, sevzekleşme hemen. Zaten ağzım kulaklarımda. Heyecandan ne yapacağımı bilemiyorum. O akşam içim içime sığmadı, uyuyamadım. Cumartesi gününde vermiş olduğu rahatlıkla beraber birazcık dışarıya çıktım. Üstüme başıma iyi şeyler almak istiyordum. Sağ olsun Fatih de benimle geldi. Takım elbise mi giysem acaba?" "Saçmalama oğlum, takım elbise ne? Bir tane düzgün bir kot pantolon giy, bir tane de gömlek işte. Sonrasında gerisi rahat. Hem ne öyle takım elbiseyle gitmek? Mafya mısın sen? Hem kendin söylemedin mi? Kızın ablası da gençmiş diye. Senin gibi onlar da yetim. Ne de olsa ikiniz de birbirinizi anlıyorsunuz. Ablası da seni anlayacaktır." "Doğru söylüyorsun." Bir tane pantolonla direkt gömlek aldık. Sonrasında pantolonu terziye verip yaptırdı. Eve doğru dönerken mutluydum. Cumartesi gecesi çok fazla uyuyamasam da sabah 7'de direkt kalktım. Hemen üstüme başımı hazırladım. Her şey tamamdı. Akşam olduğunda direkt gitmek kaldı bir tek. Fatih tüm gün benimle dalga geçse de neler sorabilir diye düşünüyordum. Halimi sormaz ya da ne zaman vefat ettiğini sorar. Sorulara bile hazırlanmaya başladım. Çünkü Nuray'ın gözünde gerçekten daha da yükselmek istiyordum. Onu sevdiğimi ablasına da kanıtlamalıydım. Düşünceler ve uğraşlarla akşam olmuştu. Nuray'ların evinin kapısının önündeydim artık. Kapıyı çaldım, kapıyı açtı. Nutkum tutuldu. Çok güzel bir elbise giymişti. "Hoş geldin Erzem, geç," dedi. İçeriye geçtiğimde ablası da mutfaktan yemek taşıyordu. "Tut bakalım şunu damat," diyerek elime tutuşturdu. Tekrar mutfağa döndü. Şaşkın şekilde kaldım öylece. Nuray da "hadi hadi gel, ablam biraz şakacıdır. İyidir, sıcakkanlıdır, merak etme. Söylediğim gibi kasılmana çok gerek yok," dedi. Sofraya doğru koydum, oturdum. Yemekleri koyduktan sonra "hoş geldin," dedi, selamlaştık. Sonrasında da muhabbet sohbet. Hiç öyle derin, garip, evlilikle ilgili ya da geçmişle ilgili sorular sormadı. Normal gündelik hayattan, dünyadaki gündemden, ondan bundan bahsettik. Yıllardır tanıdığım bir insanmış gibi rahat ettim. Sonra da kahvelerimizi içiyordu. "Bak Erdem, sana ne diyeceğim," dedi ablası. "Tabii sizi dinliyorum." "Nuray'ın ilk sevgilisi gibi bir şeysin. Nuray'ı çok iyi tanırım. Kimseye güvenmez. Küçüklükten beri anne baba olmayışı ve yetimhanede büyüdüğümüz için kendi ayaklarımız üzerinde durduk. Ve senin de öyle biri olduğunu düşündüğü için sana belki de çok sıcak davrandı. Seninle çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum," dedi. "Nedir?" diyerek sordum. Açıkçası bunu ilerleyen zamanlarda söylemeyi düşünüyordum ama bugünkü izlenimlerim senin gerçekten iyi bir insan olduğunu kavradı.
Bizim aile yadigarı bir sırrımız vardır dedi. Nuray abla diyerek susturmaya çalıştı. Lütfen söylesin Nuray, sorun değil. Kaldırabileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Her şeyi öğrenmem benim için de iyi olur. Nuray sen birazcık karışma dedi ablası. Bizim ailemizin bize bıraktığı bir harita var. Harita oldukça eski. Başımızda bir erkek olmadan bu işlere kalkışmayı tabii ki de düşünmedik. Hazır senle Nuray'ın iş adayı olduğuna göre bizim başımızda ortak olabilirsin bize dedi. Anlayamadım. Ne haritası? Arsa gibi bir şey mi? Tam açıklarsanız daha iyi olur. Harita oldukça eski. Nuray getirir misin dedi. Ayağa doğru kalkarken ablasına tavırlı bakışlar atıyordu. Arka tarafa doğru yürüdü. Sonrasında da sandığı alarak geldi. Bu bir sandık. Hem de oldukça eski. Üzerinde neredeyse bıçakla, darbe izleriyle yazılar yazılmış. Bunların bazıları Arapça. Arapçayı bilirim. Çok iyi şekilde hem de. Yetimhanedeki ablamız bize Kur'an-ı Kerim okutmayı öğretirken Arapçayı da ondan öğrenmek için çok fazla ders almıştım. Allah razı olsun ondan. Semiha ablam. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. İmanımı her zaman yüksek tutmuştur. Ayağa doğru kalktıktan sonra ablası sandığı açtı. Kutunun içerisinden çıkardığı kağıdı önüme doğru koydu. Etrafına baktığımda Arapça yazıları görebiliyordum. Bunlar gerçekten eski. Burada yazanlara göre bu Balıkesir'de bir yeri gösteriyor. Hatta neredeyse tam yerini gösteriyor. Bu bir define haritası. Açık bir şekilde yanında da yazıyor define olduğu. İşte bundan bahsediyoruz. Nasıl yapacağımızı bilemediğimiz için de yıllardır böylece elimizde duruyor. Bunu nerede buldunuz? Kim verdi ki size? Bunu hiç kimse vermez. Açıkçası böyle bir, nasıl söylesem, miras kalsa Ademoğlu bu. Yani çok büyük bir şans bu. Zaten Erdemciğim kimse gelip bize bunu söylemedi. Ben 18 yaşıma geldiğimde yetimhanenin müdürü önüme bir dosya koydu. Dosyanın içerisinde ailemizden kalanlar da vardı. Bankada bir miktar para, sonrasında da bir köy evi anahtarı. Oradan çıkarken Nuray da bir sene sonra zaten 18 yaşına girecekti. Bu yüzden ilk gidip ben görmek istedim. Köye gittiğimde herkes iyi karşıladı beni. Annemi babamı ve bunun annesini babasını sever sayarlarmış. Eve girdiğimde tek tek araştırdım her yeri. Bunu da yatağın altında buldum. İçini açtığımda da bu vardı. Bu yüzden böylece kaldı bizde. Anlıyorum. Gerçekten çok büyük bir şans bu. Eğer kendilerinin sakladığı bir paraysa sizin hakkınızdır zaten. Onlar saklayarak demek ki yıllar sonrası için böyle bir şey yapmışlar. Sonuçta eski insanlar banka kullanmayı hele ki köy yerinde çok bilmezlerdi. Köyünüze yakın bir yer mi burası? Evet, yakın bir yer Erdem. Teklifimizi kabul edersen hem zaten Nuray'la evleneceğini düşünüyoruz. Yani gönül eğlendirmediğine emin gibiyiz. Senin de öyle bir niyetin yoksa buradaki para ne çıkarsa çıksın aldıktan sonra hızlı bir şekilde düğün işlemlerine başlayalım diyorum. Hem bu ev üçümüze de yeter. Tabii istiyorsanız ayrı bir eve de çıkabilirsiniz. Ablanızı atmak istiyorsanız diyerek yukarıya doğru bakıyordu. Nuray kalkıp ablasına sarıldı. Saçmalama abla. Seni bırakmam. Hem ben bunu konuştum zaten Erdem'le. Tabii bunu daha önceden konuştuk. Hatta en önemli kriterlerinden biriydi. Benim için de sorun değil. Zaten yaşlarımız hemen hemen aynı. Kafa yapılarımız da aykırı değil. Hem aile sırrınızı bana açıkladınız. Bundan önemli bir güven mi olur? Gerçekten yanımızda olmanızı ben de isterim. Bunu söylediğimde ayağa kalkıp hadi gelin bakalım dedi, ellerini açtı. İkimiz de gidip ona sarıldı. Galiba gerçekten ailem oldu. İlk defa bu kadar bir aile hissiyatı hissediyorum. İçimdeki o boşluğun içine bir yuva dolmuş gibiydi. Sonrasında da haritayı aldı. Haritayı aldı ama kutunun içerisinde başka kağıtlar da vardı. Diğer kağıtlar nedir? Bunlar gerekli şeyler sanırım, bilmiyorum. Bir baksana diyerek uzattı. Bunlar garip bir dil. Bildiğim bir dil değil. Arapça ile alakası yok. Bunun bir ritüeli oluyormuş. Define'ye gitmeden önce. Hani korunma amaçlı. Peki nasıl yaptıracağız? Yani benim hiç define yapan ya da define ile ilgisi olan tanıdığım yok. Merak etme. Ben bayağı bir araştırdım bunu. Doğal olarak bulduktan sonra ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Ama Nuray hep
Bekle ablacığım, yapmayalım Meltem ablam, yapmayalım diye diye tuttu beni. Ama şimdi gerçekten de merak ediyorum ne olduğunu. Nasıl yapılacağını biliyorum. O zaman şöyle sözleşelim mi? Siz bu hafta içi yıllık izinleriniz alın aynı anda. Sonrasında da bir gün belirleyelim ve burada toplanalım yine. Ve o gerekli olan korumayı yapalım. Alet edevatlar, araba, bunlar önemli şeyler. Fatih'in arabasını alabilir misin diye sordu Nuray. İsterim, verir aslında. Fatih iyi çocuktur. Her türlü alırım diye düşündüm. Ekipmanlar? Ekipmanları da bana bırakıyorsunuz. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşım var. Onda böyle şeylerin alet edevatları var. Onları da ben ayarlarım dedi. Tamam, o zaman sorun çözüldü. Tamam, hadi kahvelerimizi içelim dedi. Kahveleri bitirdikten sonra aşağıya doğru indik Nuray'la. Nuray sıkıca sarıldı. Teşekkür ederim Erdem. Gerçekten çok iyi bir insansın dedi. Sen de öyle sevgilim. Yarın şirkette görüşürüz dedim. Mutluluktan havalara uçuyordum. Taksici abi bile neden durmadan sırıtıyorsun oğlum? Güzel bir haber mi aldın diyerek sordu. Ailem oldu be abi. Ailem diyerek mutluluktan delicesine hareketler sergiliyordum. Eve geldiğimde Fatih uyumamış beni bekliyordu. Oo kardeşim, gelmeseydin bir ara orada kalacaksın zannettim valla. Sattın diye çok düşündüm beni. Hemen evlenmeseydin keşke, nikah mı kıydınız? Yok be oğlum, sana bomba haberlerim var dedim. Oturdum anlattım. Fatih de çok mutlu oldu. Tabii ki veririm oğlum, anahtar hatta senin. Ruhsatı bile üzerine yap istiyorsan. Allah razı olsun kardeşim. Diğer gün şirkette ikimiz de genel müdürün karşısına çıktık. Yıllık izni istedik, neden istediğimizi sorduğunda da durumu anlattık. Çok sevindi. Harika bir haber bu. Şirkette çoğu kişi burada tanıştığı için evlenmeler oluyordu. Ve şirketin politikasında eğer aynı şirkette tanışıp evlenilirse beyaz eşyaların tümünü onlar karşılıyor. Zaten bu yardımı da yaparız dedi. İzni de verdi. Öğleden sonra Nuray'la beraber çıktık. Ondan sonra da bir kafeteryada oturduk, sohbet ettik. Yarın akşam direkt onlara gidecektim. Kafeden ayrıldıktan sonra Fatih'i aradım. Kısa süre içerisinde işten çıkarak geldi. Anahtarı bana bıraktı. Ben de 2-3 gün mesaide olacağım. Başka bir ile gitmemiz gerekebilir. Ha, bir de şey söyleyeceğim dedi. Kenara doğru çekti. Cebinden lastiklenmiş bir miktar para çıkardı. Cebime doğru koyuyor. El bileğine tutup, var oğlum param dedim. Olsun, yanında bulunsun. Ne olduğu belli olmaz. Sonuçta farklı bir ile gideceğiz falan dedin. Gittiğinizde belki canları bir şey çeker. Almak ister canın alamazsın. Sonra helalleşiriz lan, al dedi. Eyvallah, sağ olasın kardeşim. Gerçekten öz kardeşimsin dedim. Sıkı sıkı sarıldık. Vedalaştıktan sonra o gitti. Arabayla beraber eve geçtim. Akşam vakti define çıkarmakla ilgili bir sürü video izledim. Mağarada çıkan defineler, yer altından çıkan, sonrasında da kazı nasıl yapılır, bununla ilgili çok fazla video izledim. Zaten bu videoları izlerken de uyuyakalmışım. Sabah olduğunda Nuray arıyordu. Açtım hemen, bir aksilik mi var diye sordum. Yok yok hayatım, bir aksilik yok da, erken gelebiliyorsan erken gel. Ablamın arkadaşı geldi, malzemeleri bıraktı. Onları arabaya koyarız Fatih'ten aldıysan. Ah tamam, aldım arabayı, geliyorum dedim. Çantamı da alarak koydum. Sonra da direkt evlerinin önüne. Eşyaların hepsi aşağıda apartmanın bodrum tarafına koymuş. Yukarıyı çıkartarak koydum. Kazı malzemeleri, sonrasında da birçok şey. Yukarıya çıktım. Eve girdiğimde ev değişikti. Salonun perdelerinin olduğu yer tamamen kapatılmış siyahlıklarla. Oda neredeyse zifiri karanlık. Mumlar yanıyor 5-6 tane kadar. Benden bir yaş büyük olsa da saygıdan dolayı her zaman abla demeye devam ederim ona. İçerisi neden böyle salon? Söylemiştim ya sana Erdemciğim. Hani bir koruma ritüeli var, onu yapmamız gerekiyor. Bunu söylemiştim sana. Hatırladım hatırladım abla, tamamdır. Şimdi hatırladım. Şu diğer kağıtlar. Evet öyle. Hadi Nuray, mumları yak diğerlerinde dedi. Yerdeki mumlar yakılınca büyük bir çember. Kapıyı kapattılar. Gündüz vakti sanki gece karanlığına düştük. Öylesine bir ortam var. Etrafa yavaşça, elinde değişik bir aletle beraber duman sıkmaya başladı. Bu ne için? Bu da tütsü gibi bir şey. Enerjisel bir şeydir. Böyle batıl inanç olarak düşünme ama işte rahat nefes alalım diye yapıyorum. Çok gergin bir ortam sonuçta. Evet, bu şeylerden korunmak için değil mi? Defineler sahip de oluyormuş.
Evet evet onlar için. Bu sayede herhangi bir sorun olmadan babamın bıraktığı mirası alabileceğiz. Orta tarafta büyük bir tepsi vardı. Yan tarafındaki suyu alarak içine doğru doldurdu. Sürekli olarak küçük kağıtları suyun içine bırakarak okumaya devam ediyordu. Dikkatimi çekti Nuray. Hiç yüzüme bakmıyor. Bu işten başladığından beri sanki gözlerini benden kaçırıyor. Ara ara ona bakıyorum ama başını kaldırmadan suya bakmaya devam etti. Ben de herhalde böyle bir odaklanma gerekiyor diye düşünüp başımı kaldırmadan suya doğru döndüm. Bir süre Meltem abla okuduktan sonra yavaşça kağıtları eline doğru topladı. Sonrasında da yan taraftaki bir bıçağı alarak bana doğru uzattı. Seni lider olarak alıyoruz. Sen artık başımızsın. Avucunun içine ufak bir kesik atarak kanını damlat lütfen dedi. Bıçağı aldım ama mantıksız gelmişti. Neden böyle bir şey yapmam gerekiyor ki? Bu biraz büyüye benziyor. Tövbe de dedi Nuray. Büyü olur mu hiç öyle şey Erdem? Şaka yapıyor ya abla. Büyü falan. Yapacaksan yap Erdem, yapmayacaksan yapmıyorum diyebilirsin dedi. Nuray böyle çıkışınca ayıp ettim diye düşündüm. Avucumun içine ufak bir kesik attım. Elim çok fazla sızladı. Elimi yumruk yaptıktan sonra da direkt olarak suya doğru damlattım. Kağıtları tekrardan avucunun içinden içeriye doğru attı. El ele tutuştular. Sonra da Nuray elini bana doğru açtı. Ben de elini tuttum ama avucumun içi çok sızlıyordu. Bir şeyler okuyarak bağırmaya başladı Meltem abla. Bağırmaya gittikçe de abartıyor gibiydi. Ama mumlar sanki bağırmasına tepki veriyor. O okuduğu şeyler büyü değil de nedir? Çok farklı şeyler okuyor. Belki bilmediğim bir ritüeldir diyerek düşünmeye başladım. Daha da fazla karamsar şeyler düşünmek istemiyordum ama bağırmayı fazlalaştırdıkça yanımızdaki mumlar artmaya başladı. Elimi çekecek gibi olduğumda Nuray sıkıca avucumu tuttu. Tutmasıyla beraber canım oldukça yandı. Gözlerini kaçırma dercesine büyükçe açtı Nuray. Sonrasında da sakinleşti. Hafif, yavaş, sakin sakin derin nefeslerini durdurdu. Işığı açmak için Nuray kalktı ve ışığı açtı. Sonra da bana doğru baktı. Merak etmeyin, artık tamamen defineyi almamız için izin verdiler dedi. Cinlerle mi konuştu? O kadının yaptığı ritüel onun için miydi? Demek ki bunun için cinlerle irtibat kurabiliyor. Daha temkinli olsam iyi olacak. Gerçekten garip bir durumdu. Bir anda Nuray'dan ve Meltem'den şüphelenmeye başladım çünkü. Rabbim sen bana akıl sağlık ihsan eyle. Neyin içine giriyorum ben? Acaba yalan mı söylediler? Annesiyle babasının değil mi? Çünkü yaptığı şeyler İslamiyet'le hiç uyuşmuyordu. Gerçekten de kafamda, yetimhanede öğrendiklerimle bir türlü çakışmayan birçok madde vardı. Ayağa doğru kalktığımda, elin nasıl oldu hayatım diyerek yanıma geldi. İyiyim teşekkür ederim ama bu yapılan şeyler içime sinmedi. Biraz garipti bunlar. Merak etme hayatım, bunlar gerekli şeyler. Eğer orayı korumasız gidersek, Allah muhafaza ya cinler, cinler musallat olursa, uzun süre ellenmemiş altınlara, definelere, hazineleri onlar sahip çıkar. Ne olur ne olmaz. Sen bizim kanımızı taşımadığın için babamın bıraktığı bir mirasa dokunursan ya da defineye gelirsen sahibin olmadığını anlarlarsa sana musallat olurlar. Bu yüzden bunu yaptık. En başta sana söyleseydik çok çekinirdin. Senin ne kadar dinine bütün bir insan olduğunu biliyorum dedi. Söylediği her şey mantıklı ve doğru. Onlar zaten aynı anneden babadanlar. Define onlara direkt olarak hak ama bana değildi. Bu yüzden kanımı almışlar. Güzel bir düşünce. Allah razı olsun dedim. İçimden kurduğum bütün kötü düşüncelerin hepsi o anda bitmişti. Meltem ablanın da gelmesiyle abla iniyor muyuz diyerek sordu. Tabii inelim haydi. Her şey hazır zaten. Arabayı yükledin değil mi? Yükledim ablacığım yükledim dedim. Bana da abla deyip durma yahu. Tamam bu Nuray'ı alıştıramadım Meltem demeye ama bari sen Meltem'de. Adımı duyamıyorum ya. Kendi yaşıtlarım abla deyince biraz afakanlar basıyor bana dedi. Tamam Meltem öyle derim artık. Haydi inelim. Çantaları aldıktan sonra aşağıya indik. Arabaya bindik ve yola koyulduk. Navigasyonla yolu bulmak kolaydı. Önce istiyorsanız köyünüze gidebiliriz. Yani aile evinizi görmek isterseniz. Yok yok dedi direkt Meltem. Gerek yok ya.
Şimdi oraya gidip bir de köylüleri başımıza toplarsak niye geldiler acaba diye sürekli soru sorarlar. Köy insanı biliyorsun meraklıdır biraz. Tamam siz nasıl isterseniz. Sadece bir fikirdi söylemek istedim. Biraz garip geldi bana. İnsan annesinin babasının evini görmek istemez mi? Sonuçta gitmediklerini biliyorum. Yani en azından Nuray gitseler söylerdi sık sık. En son 5-6 yıl önce gitmiştik gibi bir cümle kurmuştu, öyle hatırlıyorum. Hatta eşyaları da hiç bozmamışlar. Hep anı olarak kalsın diye. Özlememeleri garipti. Uzun yolculuğun sonunda yorgunlukla beraber definenin olacağı yere gelmiştik. Bayağı bir yorgundum. Bitkinliğim had safhadaydı. Hatta yorgunluktan ara sıra gözlerimi böyle kapatıp dinlendirmek istiyordum. Ama benden başka kullanacak olmadığı için de mecburen dirayetli davrandım. Orman gibi bir yerin yakınına geldik. Ağaçlar oldukça seyrekti. Birbirine çok yakın ve sıkı olmadığı için etrafı rahatlıkla görebiliyordu. Yapraklar dökülmüş şekildeydi. Bir yaz vaktinin gününe göre çok garip bir ormandı. Buradan mı gideceğiz acaba? Haritaya bir bak istiyorsan dediler uzattılar. Haritaya baktığımda 12 adım sol taraftaki büyük taşa doğru diyor. Bir yılan deseni olacakmış. Yılan deseninin tam arkasına doğru gidilecek. Ondan sonra da bir kaplumbağa. Kaplumbağanın sırtında bir haç. Haç ne tarafı gösteriyorsa onun diğer tarafına 27 adımlık bir mesafeyle yürünecek. Haritada basamak basamak her şey yazıyor. Buradan dedim. İçeriye doğru girdikten sonra yürüdüm. Yürüdükten sonra da direkt tam oraya doğru gelince gerçekten de işaret vardı. Yılan işaretine baktım. Yılan işaretinin gösterdiği yerin tersine doğru yürüdük. Bu kusursuz. Gerçekten bir insan bunları nasıl adapte olarak yapmış olabilir? Ve yıllarca nasıl kaybolmaz? Haritaya bakılırsa bu bir deri. Hayvan derisi. Neredeyse çürüyüp yok olmak üzere. Yıllar geçmesine rağmen bu denli korunması, taştaki bütün semboller ve işaretler bile yepyeni. Kaplumbağayı da bulduk. Kaplumbağanın üstündeki taşlar bayağı pürüzleşmişti ama. Suyu aldım, yavaşça döktüm. Elimdeki küreğin arkasıyla beraber tık tık edecek şekilde yavaşça vurdum. Taşlar aşağıya doğru döküldü. Sonrasında da haç ortaya çıktı. Nuray heyecanlı bir şekilde ''Baksana Erdem'im burada işte'' dedi. ''Evet burada. Tersi şu tarafı gösteriyor. 20 küsur adım daha atacağız. Sonrasında da büyük bir ağacın gövdesinde bir işaret olacakmış. İşaretin olduğu yöne doğru bakmamız lazım. Tamam, o zaman ilerleyelim dedim Eltem'de. Söylediğim gibi arkamdan geliyorlar ve ilerliyorduk. Hava kararmak üzereydi. Bu yüzden el fenerlerini açtık. Büyük ağacın olduğu yere geldiğimizde etrafını çevirerek baktık. Gerçekten kocaman bir ağaç. Devasa boyutta gövdesi. Orta tarafta burada dedi. Hemen Meltem'in yanına doğru ilerledik. Nuray da baktı. Baksana Erdem, şurayı işaret ediyor gibi. Çıkıntı var. Işığı iyice yaklaştırdım. Evet, çıkıntı tam olarak orayı gösteriyor. Oraya doğru 17 adım attığımızda bir kaya göreceğiz. Kayanın üstünde de kılıç sembolü var. Kılıcın hangi yöne gösteriyorsa oranın dibini kazmamız lazım. Böyle yazılmış. O zaman devam edelim. Oraya doğru yürüdük ve kayayı bulduk. Kılıcın işaret ettiği yeri doğru, tam aşağısıydı. Burayı kazacağız dedim. Çantayı açtım, bükülebilen katlanır bir kazma vardı. Gerçekten de pratikti. Nuray da eline diğer kazmayı alınca, ''Ne yapıyorsun hayatım? Ben varım ben hallederim.'' dedim. ''Ama tek başına yorucu olmaz mı? Hem ne kadar derinde olduğunu bilmiyoruz.'' ''Tamam, çok yorulursam sen yaparsın. Bırak şimdilik elleme.'' dedim. ''Tamam, sen bilirsin.'' dedi. Meltem çantasından bir kavanoz çıkardı. Çıkardığı kavanozdan sonra da yan tarafa doğru bir şey döktü. Yine dudakları oynuyor, bir şeyler okuyordu. Mumlar yakmayı başlayarak önüne doğru koydu. Kazmayı kaldırarak vurmaya başladım. Yaklaşık bir metre, belki 5-10 santim kadar daha derin. Bir tane büyük, taşa çarpar gibi kazma bir şeye çarparak yukarı sekti. Etrafını temizlemeye başladım. Su verir misiniz dedim, verdiler. Üzerine doğru hafifçe dökerek sildim. Bu bir sandık.
Büyük bir sandık hem de. Kilitleri çürümüş, çamura batmış tamamen. Yukarıya çıkartabilir miyiz? Çok mu ağır dedi. Bilmiyorum ama halat vardı çantanın içerisinde. Yan taraftaki kayaya bağlayıp sürgülü olan çekiciyi çevirerek alabiliriz dedim. Söylediğim gibi de yaptık. Sandığı yukarıya doğru çıkardı. Oldukça ağırdı. Kilidi kırılmış, yana doğru yamulmuştu zaten. Çürümüş neredeyse her yeri. Üst tarafını açtığımızda, üst tabakası toprak bağlasa da altı altınla doluydu. Avuçlarımın içinde geziyordu altınlar. Çoğu ön taraftakiler topraklı olsa da alttakilere değmemişti. Tertemiz şekilde parlayan altınlar. Boş olan çantaları çıkartarak içlerine dolduralım dediler. İçlerine doldurmaya başladık. Oldukça ağır olmalarına rağmen aletleri onlar, altınları da ben taşıyarak geriye dönüyordu. Mutluydum. Gerçekten elimde kilolarca altın tutuyorum. Bu zengin olduk demek. Hayır, zenginlikten de fazla bu. Hayatımız kurtuldu. Açıkçası ilk işim, bana pay verirlerse Fatih kardeşime bir ev almak olacaktı. Hep hayalinde bir ev almak vardı. Araba almayı başardı ama ev için sürekli fazla fazla mesai yapıyordu. Bir miktar da para veririm. Eli de rahatlar. Her gün görüşürüz zaten yine kardeşimle. İçimde bu düşünceler varken arabanın arkasına doldurduk. Şimdi bunları direkt eve götürüyoruz. Eve götürdükten sonra da ben bir şekilde satmanın yolunu bulurum. Üçümüz arasında kalacak. Sana güveniyorum Erdem. Arkadaşına, ev arkadaşına, hiç kimseye söylememen gerekiyor, tamam mı? Tamam, merak etme Meltem. Sır çıkmaz benden. Sadece parayı nereden bulduğumu söylersem, Nuraylar verdi desem, en azından nereden geldiğini bilsin. Aile yadigarı bir paranız olduğunu, miras kaldığını. Tamam, öyle olur. Defineden bahsetme yeter dedi. Peki, tamamdır dedim. Arabayı çalıştırdım, geriye döndük. Sabaha doğru evin önündeydik. Çantaları yukarıya doğru taşıdım. Sonrasında da malzemeleri arkadaşı alacağı için direkt aşağıya bodruma koydum. Bunları yıkamadık ama. Sorun değil ya, benim için yıkar o. Takma kafanı dedi Meltem. Nuray'la sarıldıktan sonra artık kocam olacaksın. Beraber bir yuvamız olacak. Ev alacağız bu parayla. Kendimize araba alacağız. Çalışmayacağız hiç. Dünyayı gezeceğiz diyordu. Gerçekten de öyle be Nuray'ım. Allah razı olsun sizden. Hem bana bir aile saadeti veriyorsun, hem de bana refah bir yaşam sundun. Senden de razı olsun dedi. Arabaya binip geri döndüğümde eve girmeden önce bahçede ayakkabılarıma baktım. Her yer çamur doğal olarak. Suda döktük sandığın üzerine. O ara toprak yapışmış. Hemen yan taraftaki apartmanın bahçe musluğuna doğru gittim. Orada iyice temizledim ayakkabıları. Paçaları falan da iyice temizledikten sonra eve girdim. Fatih hala yoktu. En azından önlemimi almış olmuştum. Akşam vaktine doğru yorgunluktan anca uyandım. İçeriden hafif bir müzik sesi geliyordu. Mutfağın ışığı yanıyor. Herhalde Fatih gelmiş. Kardeşim hoş geldin. Ne hazırlıyorsun? Vallahi biraz varsa ben de yerim. Çok yorgunum, bayağı yoruldum. O sırada ben de banyonun kapısı açık, elim yüzümü yıkıyordum. Fatih, bana da hazırlıyor musun? Dışarıdan mı söyleyeyim yoksa? Sana kadar mı var? Hiç cevap vermiyordu. Hayırdır lan, aramız mı bozuk dedim. Acaba aşağıya indi anahtarı alıp, arabada benzin az kalmıştı. Almalık da yolda bulamamıştım benzinci. Ona mı trip attı acaba? Haklı da çocuk, arabasını verdi. Aldığımız gibi de teslim etmedik. Mutfağa doğru ilerledim. Ocağın başında öylece duruyor. Sonra da ocağın önünden çekilerek pencereye doğru gitti. Dışarıya doğru bakar şekilde öylece ayakta, dümdüz duruyor. Fatih, kardeşim benzin yüzünden mi trip atıyorsun? Vallahi haklısın lan, ne desen tamam. Neden konuşmuyorsun? Ve bu iğrenç koku da ne diyerek burnumu tuttum. Ne pişiriyorsun oğlum? Ceset filan mı, bu nasıl bir koku? İçeriye doğru girdim. Tencerenin kapağını kaldırdım. Buğdan içi görünmüyordu. Kaldırdığım gibiyle tencerenin kapağını fırlatmam bir oldu. İçinde Fatih'in başı vardı. Kesilmiş şekilde, gözleri bembeyaz. Kendimi yere doğru atarak kaçmaya çalıştım. Sonrasında da direkt ön taraftaki o pencerenin orada ayakta duran Fatih görünümündeki şeyin başı yere doğru düştü. Kendi de arkaya doğru. Korkuyla bağırarak kaçmaya başladım. Odama doğru gitmek zorunda kaldım.
Diş kapıyı birkaç defa açmaya çalıştığımda açılmadı. Kapattım kendimi odama. Allah'ım neler oluyor? Aklımı yitireceğim. Fatih öldü mü? Nasıl olur? Telefon çalıyor duvara. Korkuyla hemen komodinin üzerinden telefonu aldım. Arayan Fatih. Titreyen ellerimle telefonu açtım. Alo? Fatih, sen misin? Alo, kardeşim eve geliyorum da evde misin diye aradım. Yiyecek bir şeyler alacağım, sana da alayım mı dedi. Al kardeşim. Ne oldu lan, kekeme mi oldun? Ne oluyor oğlum, bir şey mi oldu? Hasta mısın lan, iyi misin? Ne bu hal, ne bu ses? Altına sıçmış gibi konuşuyorsun. Yok, bir şey yok. Sadece yeni uyandım da toparlayamadım. Ben biraz yorgunum. Tamam kardeşim, geliyorum. Sana da alacağım yemek. Kapattı sonra. Anladı büyük ihtimalle bu kadar korktuğumu. Neredeyse altıma işeyecektim. Allah'ım ne oluyor? Ellerimi saçlarımın arasında gezdiriyordum. O gördüğüm şeyler acaba defineyle mi ilgili? Nuray'ı aramalıyım. Aradım ama açan yoktu. Sonrasında oturdum kaldım yatakta. Doğruya kız da benimleydi. Sanki evde oturup dinleniyordu. Yorgunluktan belki de uyuyordu. Zaten küçük bir bedeni var. Normal yorulması. Ama bu iş hayra alamet değil. Kesinlikle hayra alamet değil. Kapıyı hafifçe açtım. İçeriye doğru baktım, hiçbir ışık yanmıyor. Koridorun ışığı hemen sol taraftaydı. Koşarak telefonun flaşıyla direkt koridorun ışığını yaktım. O sırada kapıya anahtar girme sesi geldi. Kapı açıldı. Gözlerimin altını sildim. Hafif ağlar gibi olmuştum. Fatih içeriye doğru girerek "Geldim kardeşim, neredesin?" diyerek sesleniyor. Koridordan hole doğru çıktım. "Buradayım abi, buradayım. Bağırıp durmasana lan, tamam geldim işte." "Oğlum sende bir sıkıntı vardı. Sesin çok garipti. Bir şey mi oldu, iyi misin?" "Apar topar geldim. Hazır birkaç tane makarna alabildim. Bir şeyler seçemedim bile." "İyiyim yahu, iyiyim. Yeni uyandım. Biraz abartı bir şey gördüm de o yüzden böyle oldu." Aklıma direkt tencerenin kapağını attım. Dağıttım geldi mutfağa. "Sen ver bana paketleri. Geç dinlen. Zaten işten geliyorsun. Ben keyif yapıp geldim sonuçta. Ben hallederim." dedim. "İyi bakalım, sen bilirsin." dedi. Odasına doğru giderken mutfağa girdiğimde tencere bile yoktu. Tencere dolabın içerisindeydi. Gördüğüm şeyin gerçeklikle ilgisi yoktu. Fatih'e söylesem, define hakkında bahsetsem diyeceğim ama şimdi kendi kendime evhama girip belki de böyle bir şey gördüysem Meltemler ya da Nuray öğrenirse benimle konuşmayı kesebilir. Hatta beni dışlarlar. Bu yüzden Fatih'e söylememek en mantıklısı. Televizyonun sesi gelince salona geçtiğini anladım. "Fatih, neli yapayım? Domates soslu yapayım mı bu sefer? Ya da istiyorsan köri soslu da yapabilirim. Krema da var dolapta." Ses vermedi. "Lan duymuyor musun? Televizyonun sesini kıs biraz." "Hay Allah, duymuyor herhalde." diye salona doğru gittim. Salonun içine girdiğimde Fatih yukarıdan aşağıya doğru bir iple asılmış şekilde sallanıyordu. Boynu yana doğru kırılmış, gözleri kaymış, dili dışarıya doğru. Elleri ayakları dönüktü. "Fatih, Fatih!" diyerek korkuyla bir anda ışıklar kapandı, açıldı. Arkasında siyah siyah ayakta duran şeyler vardı. Kaçmaya çalışırken geriye doğru suratımı Fatih'e doğru çarptım. Yere doğru yığıldım. Korkuyla kendimi geriye doğru götürecekken "Ne yapıyorsun lan manyak?" dedi. "Kendine gel lan, ne bağırıyorsun? Elimi yüzümü yıkıyordum. Daha yeni dışarıdan geldim yemek yiyeceğiz diye. Niye bağırıyorsun, ne oldu? Salonda ne var?" Salona doğru baktı, hiçbir şey yok. Yanıma doğru gelip beni kaldırdı. "Sen iyi değilsin ha, sende var bir haltlar ve benden saklıyorsun." Bu durum canımı sıkmaya başladı. İçeriden telefonum çalmaya başladı. Yok öyle. Anlık bir şey geldi gitti sadece. Yorgunluktan dedim. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Tamamen bitmiş durumdayım. Odaya doğru girip hemen telefonu aldım. Arayan Meltem. Acil bir şekilde açtım telefonu. "Alo Meltem, bana garip şeyler oluyor." diyerek cümleye girdim. Biliyorum Erdemciğim. Ben de onun için aradım seni. Biliyor musun? Nasıl yani? Bize de oluyor, merak etme. Aynısı Nuray'a oldu az önce. Garip garip şeyler gördü o da. Bağırdı çağırdı korktu. Senin sesin gibi o da. Nuray'ı verir misin telefona rica etsem?
Şu anda odasında. Dışarıya çıkmak istemiyor. Böyle şeylerin olması normal. Bana da oldu. Korkmamanız gerekiyor. Bunlar altını tutan o cinniyelerin yaptığı büyük oyunlardır. Altınları geri verelim diye. Vücudunda bir yara var mı? Bir acı hissediyor musun diyerek sordu. Hayır, bir yara yok. Sadece görüntüler görüyorum. Ama bunlar çok korkutucu diyerek sesimi kıstım. Olur öyle. Başka alemdenler sonuçta. Biliyorsun ne kadar cazgır olduklarını. Hem din konusunda iyi olduğunu söylemişti Nuray. Cinleri bilmen lazım. Evet biliyorum da ne bileyim. Yaptığımız şey sanki doğru değilmiş gibi gelmeye başladı. Yaptığımız şeyde hiçbir sorun yok. Sen rahat ol Erdemciğim. Sadece söylediğim gibi. Hiç umursama. Böyle şeyler başına bir hafta kadar gelebilir. Ama sonrasında tamamen gidecek dedi. Tamam. Tamam Meltem ama Nuray'ı en azından söylersen birazcık iyi hissettiğinde beni arasın. Tamam merak etme dedi. Telefonu kapattıktan sonra öylece durakaldım. En azından Nuray'a ulaşsam, sesini duysam iyi gelebilirdi. Ruh gibiydim. Odadan çıkmadım. Yarım saat kadar sonra Fatih kapıyı çaldı. Hadi orada mısın Erdem? Yaptım ben makarnaları. Tostladım da yakmışsın içinde kalıp. Hadi şunları ye de birazcık kendine gel dedi. İstemiyorum kardeşim. İçimden hiç gelmiyor dedim. Öyle şey olur mu? Hadi gel dedi. Kapıyı birkaç defa daha tıklattı ama yataktan kalkasım yoktu. Sonra da evin kapısı çaldı. Saate doğru baktım. Gecenin 4:30. Gecenin 4:30'unda kim gelir yahu? Ben de kapıyı aralayarak Fatih'in kilitleri açmasını dinledim. Kapıyı açınca Fatih, Nuray dedi. Nuray'ın sesini duydum. Erdem nerede diyerek. İçeriye doğru koşturmaya başladı. Koşturmasıyla beraber de direkt boynuma doğru sarıldı. Ağlamaya devam ediyordu. Fatih, bir şey anlamadım tarzında ellerini açtı. Sıkı sıkı ağlıyor ve boynumda, seni ona vermeyeceğim, seni ona vermem. Ablam bile olsa seni ona vermem diyordu. Ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Hıçkırıklarla ağlıyordu durmadan. Salona doğru gittik. Nuray'ın ağlamaları biraz da olsun durdu. Sonrasında bana doğru bakarak, sana anlatacaklarımdan sonra benden nefret edip beni istemeyeceğini biliyorum ama seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde de yalan söylemeyeceğim dedi. Aslında her şey bir planmış. Nuray'ın benimle sevgili olması da bir plan. Sosyal medyada Arapça bilen kendisine bir sevgili arıyormuş. İş yerinde ben olunca da daha rahat olacağını düşünerek beni kıskacını almış. Sevgiye muhtaç olduğumu bildiği için de beni rahatça tavlamış. İlk başlarda benimle hiçbir şekilde gönül ilişkisi yokmuş. Sadece ablasının planına sadık kalmış. Plan, beni define için atak ettikten sonra direkt öldürmeleriydi. Ondan sonra da altınları alarak sırra kadem basacaklardı. Bütün planları buydu. Ama sonrasında günler geçtikçe, beraber vakit geçirdikçe beni tanımış. Beni tanıdıkça yaptıkları şeyin yanlış olduğunu ablasını sürekli diretmiş. Ama hiçbir şekilde ablası, bundan vazgeçemeyiz. Bir antlaşma yaptık ve devam etmeliyiz demiş. Bu yüzden antlaşma gereği, ölmekten korktuğum için devam ettim. Ama her şeyi dün gece öğrendim. Dün gece gizli saklı görüştüğü birini aradı. Kardeşim burada, onu da alıp gideceğim. Her şeyi hazırladın değil mi dedi. Yok be, çocuğu atak ettik işte, aldık altınları. Bir ara vazgeçerim falan dedi, hemen kandırdım onu. Aklına girdim ölürüz diye. O yüzden ölmekten korktuğu için de devam etti. Her şey sapasağlam, büyü devam ediyor dedi. Bunları duyduktan sonra da elimden geleni yaptım. Tekrardan o defterleri aldım ve elmatı yaptım. Elmat mı? O nedir? Ne demektir? Elmat, kişinin üzerinde yapıldığında çok büyük bir kara büyüdür. O kişiyi yaptığı diyetin aynı karşılığı olarak kısas olarak verirsin. Ve bunu sadece kendi kanından biri yapabilir. Yani benim kurtulmam için. Evet, hatamı düzelttim. Bir daha yüzüme bakmasan da olur. Sen yaşayacaksın ya, bunu bileceğim ya, bana yeter dedi. Ayağa doğru kalktı. Ben artık gidiyorum. Kendine iyi bak derken el bileğinden tuttu. Ayağa doğru kalkıp sarıldım.
Her insan hata yapar. Bu yaptığın şey kolay kolay affedilebilir değil ama Rabbim en azından sana doğruyu göstermiş. Tövbe edersin, namaz kılarsın, Rabbime yakararsın. Peki ablana ne olacak dedi. Onun kurtulma şansı yok dedi. O zaman burada kal. Eve gidersen ve ablana bir şey olursa suçlu sayılırsın dedi Fatih. Merak etmeyin, ben zaten burada şahidim. Beraberiz hep beraber. Hatta hiçbir sorun olmaz. Apartmanın girişinde de kamera var. Fatih'in dediği doğru. Burada kal. Gitme dedim. Emin misin? Ama ben sana kötülük yaptım dedi. Ciddiyim Nuray. İlk başlarda yapmacık olsan da sonradan beni sevdiğini hissettirdin. Onun yapmacık olmadığını biliyordum. İnsan öyle yapmacık sarılamaz. İnsan öyle yapmacık bakamaz. Öğle saatlerine doğru zaten evin kapıcısı Nuray'ı arıyordu. Nuray'ın telefonu açmasıyla beraber her şey başladı. Çünkü kendini aynı Fatih'in öldürüldüğü gibi, bana gösterdikleri gibi kendisini olmuştu. O da evinde öyle bulunmuştu. Ve gerçekten Nuray'ın yaptığı el mat büyüsü işlemişti. O günden sonra çok tövbe etti. Namazı hiç bırakmadı. Allah razı olsun. Fatih de tek kelime kerem etmedi ya da bunun üzerine konuşmadı. Nuray'la evlendik. Farklı bir eve çıktık. Fatih kardeşim de her zaman, her hafta ziyaretimize gelir. Hatta her akşam yemeğe çağırırız ama yeter oğlum makarna yemeği özlüyorum diyerek şakalaşıp gelmez. Altınlara ne oldu derseniz, altınları direkt olarak tekrardan götürüp oraya geri gömdük. Bir daha da hiç kimseye oradan bahsetmedik. Nuray'la beraber artık mutlu bir hayatımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.